Herkese günaydın. Mutlu Aile bölümüyle Murat Tunal ile tekrar birlikteyiz. Şimdi bakıyorsunuz, televizyonu da açtınız ve sabahın erken saatlerinde bu adam kafasında bir şeyler yazmış. Bir sürü şey var. Şişman, gözlüklü, işte ne bileyim, garip garip hakaretler. Gördüğünüz üzere ne kadar saçma değil mi? Ne kadar abes de iştigal. Hayatımızda bunları önce kafamıza, sonra yüreğimize, sonra gönlümüze, sonra da ömrümüzün kalan kısmına öyle bir yerleştiriyoruz ki adeta hayatımızdaki olmazların tamamı neredeyse bu şu anda kafamda görülenlerle mümkün oluyor. Daha sonraki yıllarda tabii bunu başarı kazandıkça her birini teker teker attın. Kendine güvenin geldikçe her birini teker teker savurup fırlattın. Ben o değilim, ben aslında daha iyisiyim dedin. Ama bir zaman geldi ki hayatındaki olmazları, başarısızlıkları sorguladığında, kendi kendine bir muhasebesini yaptığında aslında çocukken de böyleydim ben. Esasında çocukken de böyle şeylerle karşı karşıya kalırdım. Çok istesem de yapamazdım. İşte çocukken de hep alay ederlerdi benimle. Büyüdüğündeki halinle karşılaştırdığında otomatik olarak sanki benzer bir durumun olduğunu gözlemlersin. Hayatımızdaki başarıları ve başarısızlıkların birçoğunu aslında çocukluğumuzdaki yaşadığımız travmalara, çocukluğumuzdaki yaşadığımız hakaretlere borçluyuz bir bakıma. Eğer ki bir başarı yakaladıysak, bu başarımızı kendi içimizde bir meydan okuma olarak görürsek, müsebbibi olarak geçmişe yolculuk yaptığımızda birisi bize bir hakaretle çocukken bizi büyüttüyse, bir tanıdığımız bize sürekli olarak onu fişlediyse, biz de ona adeta meydan okurcasına, örnek veriyorum, tembel dediler, tembel teneke dediler. Ve biz ona adeta meydan okurcasına, bak gördün mü, ben o değilim, bak bunu başardım diye hayatımız boyunca komplekslerle büyüye büyüye kendimizi bir yere, kariyerimizi bir yere oturturuz. O nedenle başarı ya da başarısızlıklarımızı sorguladığımızda, geçmişe dönüp baktığımızda, çocukluğumuza seyahat ettiğimizde bunu görürüz. Eğer ki bunu biliyorsak, o halde çocuklarımıza da karşı bir şeyi, olumsuz bir eylemi eleştirirken onların kişiliğine, karakterine yönelik bir şikayette, serzenişte bulunmamamız gerekiyor. Ders mi çalışmıyor? Tembellik mi yapıyor? Sen tembelsin deyip onu eleştirmememiz gerekiyor. Tembellik eylemini eleştirmemiz gerekiyor. Bu tembelce bir davranış, matematik ödevini yapmamışsın, bu tembelce bir davranış diyerek o davranışı linçlememiz gerekiyor. Sen tembelsin değil. Hatta çoğu zaman ben danışmanlık görüşmelerimde ya da seminerlerimde şöyle anlatıyorum. Çocuğun çok başarılı olduğu bir konuyu alıp başarısız olduğu konuyla birlikte özgüvenini tavan yaptırarak eleştirmek gerekiyor. Örnek veriyorum. Türkçe dersinde çok başarılı bir çocuk fakat matematik ödevini yapmıyor ve matematik dersinde hiç sevmiyor. Belki de öğretmenden kaynaklanıyor. O halde şöyle yapmak gerekiyor. Matematik dersinde başarısızsın, tembelsin demek yerine bak Türkçe dersinde ne kadar başarılısın, yazdığın kompozisyonlar duvarda asılıyor, yazdığın şiirleri öğretmen sınıfın panosunda asıyor. Türkçe dersinde ne kadar başarılısın, yıldızlı pek iyi almıştın, öğretmen teşekkür için beni aradı. Matematik dersinde de aynı başarıyı yakalayacak kadar zeki ve akıllı bir çocuksun sen diyerek bunun nedenini irdeleyip sorgulamak gerekiyor. Ne kadar tembelsin, ne kadar başarısızsın demek yerine sadece matematik dersinde başarısız olduğunu ifade etmek gerekiyor. Matematik dersinde başarısız olduğunu, ödevini yapmadığını ifade etmek gerekiyor. Bu nedenle çocuğun karakterini, kişiliğini linçlemek yerine o eylemi fişlemek ve linçlemek gerekiyor. Yoksa aksi takdirde tembelsin, şişkosun, çok yemek yiyorsun, şöylesin, dört gözsün. Bütün bunların hepsi çocuğa ve kişilik gelişimine zarar veriyor. Geçmiş yıllarda bir danışmanlık görüşmesinde bir öğrencinin çok başarılıyken, orta ikiye kadar çok başarılıyken bir anda başarısız olduğunu, derslerde başarısız olduğunu gözlemledik. Ve danışmanlık görüşmeleri seansında, yani o seanslar sürecinde, koçluk görüşmelerinde 4. ya da 5. tam hatırlayamıyorum ama sorunun kaynağının ne olduğunu tespit edebildik. Matematik öğretmeni
Çocuğun gözlük çerçevelerinin kahverengi olması nedeniyle çocuğa kahverengi çerçeveli gözlük mi olur, babaanne gözlüğü gibi diyerek dalga geçiyor, alay ediyor sınıfta, espri konusu yapıyor. Ve çocuk o haliyle utanıyor. Utanınca gözlüğünü çıkartıyor, takmak istemiyor. Ve yakından da göremediği için daha arka sıralara gitmek zorunda kalıyor. Daha arka sıralarda kısa ve küçük boylu olduğu için göremiyor ve dersin çoğunu kaçırıyor. Daha sonra artık gözlüğünü derslerde takmıyor, görünür yerlerde, arkadaşların içerisine takmıyor. Sadece anne ve babasının yanında takmaya başlıyor. Bir süre sonra çocuk derslerde hiçbir şey öğrenemediği için sınavlarda başarısız oluyor. Sadece öğretmeni kahverengi çerçeveli gözlüklü haliyle alay ettiği, dalga geçtiği için. Tabii öğretmenin tutumunun ne kadar doğru, ne kadar yanlış, işte pedagojiye ne kadar uygun olduğu tartışılabilir. Ama burada önemli olan şu, çocuğun dünyasında babaanne gözlüğü gibi fişlenerek o gözlüğü takmıyor olması önemli. Birçoğumuz göz kusurumuz olduğunda çocukluğumuzda gözümüzle dalga geçildiği için, dört göz dendiği için gözlük takmak istemeyip lens takıyoruz. Ve gözümüze zarar vereceğini bile bile, mikrop kapma ihtimali olacağını bile bile, ne kadar hijyenik olsa da gözlük kadar sağlıklı olmadığını bilmemize rağmen takmıyoruz. Sadece çocukluğumuzda yaşadığımız o minik travmalardan dolayı. Çocuklukta yaşanılan bu olayların her biri aslında, hani bir fidanı düşünün. Evlatlarımız, pırlanta gibi evlatlarımız aslında topluma kazandırılmak üzere olan diktiğimiz bir fidandır. O fidanlar zaman içerisinde büyür, gelişir, bütün heybetiyle büyür ve meyve ve gölge sağlar insanlığa, fayda sağlar. Nimetlerinden, meyvelerinden insanlar, toplum faydalanır. Ancak o ağacı, kocaman dev bir ağaç, fayda sağlayan bir ağaç olabilmesini sağlamak için daha henüz fidanken, küçücükken sizin onu nasıl suladığınız ve nasıl büyüttüğünüz önemli. Çok fazla su verebilirsiniz çok iyi olsun diye. Her şeyi sağladık hocam. Yemedik yedirdik, giymedik giydirdik. Biz almadık kendimize ama onun eğitimi için her şeyi sağladık. Hiç zorluk görmedi, hiç mahrumiyet görmedi, hiç mağduriyet yaşamadı hocam. Dediğinizde aslında o fidana aşırı bir şekilde su vermiş olursunuz. Aşırı bir şekilde güneş ışığına maruz bırakmış olursunuz. Ya da tam tersi, imkanlar yoktu. Bizde de yoktu, onda da yoktu. İstediğini alamadık, çok acı çekti, çok mahrumiyet yaşadı. Ve maalesef ki bu şekilde agresif oldu ve okuyamadı. İşte o fidanı ihtiyacı olan sudan mahrum bıraktın. İhtiyacı olan güneş ışığından mahrum bıraktın. Çok az verdin. Çok yoğundun. Hocam ne yapayım? Çocuğun büyüdüğünü bile göremedik. İşimiz gücümüz o kadar yoğundu ki akşamları ancak eve geldiğinde onu uyurken görebiliyordum. Onu işte kreşe ya da okula, anaokuluna verdik. Ancak işte 7-8 yaşından sonra çok rahat bir şekilde büyüyüşünü görebiliyorduk. Çünkü işimiz gücümüz çok yoğundu. Ancak kreş çıkış saatlerinde onu görebiliyorduk, onu okuldan alırken görebiliyorduk. Şimdi, her şeyi vermiş olmak, sevgiyi vermemiş olmak, onun o can damarı beslenmesi gereken noktada onu yoksun bırakmak, mahrum bırakmak demektir. Onu daha agresif yapar, onu daha topluma karşı agresif ve otoriteye uyumsuz hale getirir. O nedenle bir çocuğu düşündüğümüzde bir fidan gibi ele alacağız. Yeteri kadar, ihtiyacı kadar su ve ışık vereceğiz. Gereğinden fazla değil ya da gereğinden az değil. Söylemlerimizle, konuşmalarımızla. Şimdi düşünün, özellikle tütün mamülü kullanan izleyicilerimiz bunu çok iyi yaşayacaklar, anımsayacaklar. Küçükken, daha çok küçükken bunu teşebbüs ettiklerinde, deneyimlediklerinde illaki yakınlarında birisi gördüğünde utanmıyor musun bu yaşta bunu kullanmaya demişlerdir ve elinden korkuyla atmıştır. İşte o söylem aslında çocukluğunda yaşanmış olan bir minik travmadır. Onun zararlı olduğunu, onun insan vücuduna zarar verdiğini, daha sonra çok büyük hastalıklara sebebiyet vereceğini, aile hayatına zarar vereceğini, toplumda itici görüneceğini, iş verimliliğini azaltacağını, ekonomisine zarar vereceğini birçok şeyle anlatabilir. Sağlığını kaybedeceğini, onkoloji servislerindeki hastaları göstererek bu kadar zararlı bir şey olduğunu anlatarak, onun ne kadar insan ciğerlerine, bünyesine zarar verdiğini aktararak onu ondan uzaklaştırabilir. Ama bunun yerine bu yaşta bu yapılmaz diyerek
bu yaşta sen bunu yapamazsın diyerek, ha demek ki büyüyünce yapabilirim. Çocuklar bunu yapamaz, demek ki büyüyünce yapabilirim mi aklına sokmuş oluyor ve ergenlik dönemine geldiğinde ilk yapman gereken kabul görmek babında onu deneyimlemek. Onun rol model olarak bildiğin birilerine bakarak, onun gibi tutarak o eylemi gerçekleştirmek, tütün mamulünü tüketmek. Sonrasında artık bir kişilik haline bütünleştirip kendini ifade edersin. Çünkü ben büyüdüm. Çünkü ben toplumda kabul görüyorum. Lise yıllarında gerçekleşir bu. Gerçi son zamanlarda artık biraz daha yaş küçüldü ama maalesef ki bu bağlamda anne baba ve yetişkin çevre olarak çocuklara söylediğiniz şeylerin ne kadar önemli olduğunu, onlar için ne kadar gerçekçi, onlar için hipnotik telkin etkisi yaratacak, kendi kendini gerçekleştirecek, kehaneti olan inançlara dönüşecek bir söylem olmasına izin vermemek gerekiyor. Şimdi düşünmek gerekir. Çocuk, örnek veriyorum, ailesi tarafından işte doktor yavrum benim, işte büyüyünce doktor olacak, büyüyünce şöyle olacak. Mesleki olarak ona sürekli olarak bu söyleniyor. Ve çocuk doktorluğun çok güzel bir şey olduğunu zannediyor. Oysa yeti olarak belki de doktorluğa karşı çok da yetenekli değil. Belki de sözel zekası daha güçlü, daha kuvvetli. Ancak çocuk anne babasının telkinleriyle, yıllarca maruz kaldığı bu telkinlerle mesleki tercihini yapıyor. Ancak ikinci, üçüncü sınıfa geldiğinde gerçek manada doktorlukla, cerrahlıkla alakalı bir şeylerle meşgul olduğunda, iş uygulamaya geldiğinde, kan gördüğünde küt diye bayılıyor ve dayanamıyor. Bir zaman sonra artık ben bu işi yapamayacağım deyip belki de 3. sınıfta, 4. sınıfta mesleği bırakıyor. Söylediğimiz şeyler çocuklara aslında bir anlamda kabul olması çok muhtemel bir dua gibidir. O yüzden çocukları severken, onlarla vakit geçirirken geleceğe dair hayalleriyle ilgili söylemlerde bulunmak gerekir. Sizin istediğiniz değil, onun hayallerinde. Mesela okul nasıl gidiyor demek yerine ona, bugün okulda eğlenceli ne yaptın? Bugün okulda geçirdiğin süre içerisinde seni en çok ne eğlendirdi diye sorarak konuya başlamak aslında onların dünyasına bir parça yolculuk yapmaya olanak sağlar. Sonrasında çok eğlendiği bir şeyi söyleyecektir. Örnek veriyorum, resim yapmaktan bahsedecektir diyelim. O resmi nasıl yaptığını, o resmi yaparken neler düşündüğünü, gelecekte ressam olmak isteyip istemediğini, bu tip konuları konuşarak çocuğa aslında gelecekteki hayatıyla ilgili de güzel yorumlar yapabilmesini sağlayabiliriz. Ancak işte okulda ne öğrendin? Sadece bunu mu öğrendin? Ne biçim ders? Ne biçim resim bu? Böyle resim mi olur? Deyip eleştirmek, çocuğun dünyasında sana karşı olan o sevgi duvarının da yıkılmasına neden olacaktır. Howard Gardner adında çoklu zeka teorisini ileri süren bir bilim adamı var. Amerikan bilim adamı. Howard Gardner diyor ki, insanlarda sadece bir tane zeka yoktur, birden fazla zeka vardır. Örnek veriyorum, sözel zeka, sözel dilsel zeka, bedensel kinestetik zeka, görsel uzamsal zeka, matematiksel zeka, bireysel zeka gibi farklı farklı doğa zekası gibi zekalar var diyor. Yaklaşık 11-12 tane kadar zekadan bahsediyor. Ve bu zekaların her biri kendi içinde o kişinin yetilerini, yeteneklerini ortaya koyar diyor. Aynı zamanda bir kişide birden fazla zeka çok güçlü olabilecekken bir tane zeka diğerlerinden çok çok önde de olabilir diyor. Bu şu anlama geliyor. Mesela bazen deriz, ya ben bir gördüğüm yüzü hiç unutmam. Böyle bir sokağa girdiğim zaman o yolu hiç unutmam. Arabayla bir kere geçsem bana yetecektir. İşte burada şunu gösteriyor, görsel zekanız muazzam gelişmiştir. Şimdi bu zekanın önemi aslında şurada ortaya çıkıyor. Çok küçük yaşlardayken ben ansiklopedi okumayı, o zamanlar sosyal medya ve internet yoktu. İnternet, sosyal medya özgürce dolaşıp bilgi alabileceğimiz alan ansiklopedilerdi ve ansiklopedileri okumayı çok severdim. Artı kompozisyon dersini çok severdim. Öğretmen kompozisyonda bir konu versin de hızlıca yazayım, bir şeyler üreteyim sözel anlamda, bayılırdım. Ve öğretmenin şiir, ödev olarak verdiği şiirleri hemen yazmayı çok severdim, ezberlemeyi çok severdim. Buradan yola çıkarsak, benim çocukluğumda sözel dilsel zekamın ve sosyal zekamın çok geliştiğini anlayabiliriz.
Bugün yaptığım işe baktığımda, ki ekran başında sizler beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz, sözel, dilsel zekam ve sosyal zekam sayesinde sizlere hitap edebiliyorum. Yaptığım iş eğitimcilik, danışmanlık, kitap yazmak, seminer vermek, insanlara değer katmak konuşarak. Yani sözel, dilsel zekamı kullanıyorum ve sosyal zekamı kullanıyorum. Bazı çocuklar topluluk içerisinde bir kalabalığa karıştığında daha hiç yabancılık çekmeden 5 dakika içerisinde hemencecik arkadaş oluverirler. Anneye bak biz bununla arkadaş olduk, bize yardım edecek der mesela. Ya da ne bileyim, anne bak bununla arkadaş oldum, daha yeni arkadaş oldum ama çok seviyorum deyip o arkadaşını tutar eve getirir hemen. Sosyal zekasının çok geliştiğini gösterir. Bugünlerde çokça gelir, hocam bizim çocuk hiç böyle çok az konuşuyor, insanlarla çok konuşmuyor. Soru sorulduğu zaman, bak işte amcası bu 5'e gidiyor, anlat bakayım yavrum hangi okula gidiyorsun dediğinde deyip konuşmak istemiyor çocuk. Kısa kesiyor hocam. Çünkü sosyal zekası gelişmemiş. Sözel dilsel zekası gelişmemiş. Ama hangi zekası gelişmiş? Matematiksel zekası gelişmiş olabilir. Doğa zekası gelişmiş olabilir bir çocuk. Sineklerin kafasını bacağını koparıp onlarla deney yapıyorsa ya da ne bileyim toprakla suyu karıştırıyorsa, ne bileyim hayvanlarla oyun oynamayı çok seviyorsa, kediyle köpekle uyumayı çok seviyorsa, onlarla konuşuyorsa demek ki bu çocuğun doğa zekası gelişmiş demektir. Hayvanları çok sevecek, doğayı çok sevecek demektir. Ya da bir çocuk için baktığında hemen kafadan matematik işlemlerini gerçekleştirebiliyorsa, çok fazla 4 işlemi eliyle yapmasına gerek kalmamışsa, matematiksel zekası çok gelişmiş demektir. Mesleki hayatını çocuğa kendi içinizdeki ukdeleri dayatmak yerine bu çoklu zeka teorisine bakarak, bu zeka ile ölçümlendirirsek ne kadar başarılı bir kariyeri olacağını da anlayabilirsiniz. Üniversite hayatına başlamadan daha henüz ilkokuldayken hangi branşlarda daha başarılı olduğunu kavrayabilirsiniz. Çok klasik bir örnek vardır eğitim bilimciler açısından bizim toplumumuzla kıyaslanır. Mesela yabancı ülkelerde, gelişmiş toplumlarda bir çocuk matematik dersinden başarısız ya da daha az başarılı, Türkçe dersinden daha başarılı. Hangisine özel, hangisi için, hangi ders için özel ders aldırmayı tercih edersiniz diye soruluyor. Hemen deniyor ki eksik olan derslerde Türkçe dersin, matematik dersinden özel ders aldırırız. Hayır diyor eğitim bilimci. Avrupa'da gelişmiş toplumlarda hangisi daha fazlaysa ona yatırım yapılır. Daha iyi sonuçlar elde edebilsin. Demek ki zekası, yapısı buna daha elverişli diyerek diğer dersten ziyade yetileri olan kısma yatırım yapılır ve geliştirilir. Bizde ise tam tersi, çocuk nefret ediyor, sevmiyor, her nedense hoşuna gitmiyor ve daha fazla sevmediği şeyle haşır neşir oluyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Çocuğun hangi zekasının güçlü olduğunu internet ortamında bana mail atabilirsiniz ya da başarıya götüren anne baba kitabımın içerisinde o çocuğun zekasını test etme kısmını bakıp gözlemleyip test edebilirsiniz. Bu testi yaptıktan sonra çocuğun hangi yetisinin yüksek olduğunu çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Mesela sözel dilsel zekası çok yüksek çıkıyor. Bakıyorsunuz Türkçe dersinde 90-100 almış. Matematiksel zekası biraz daha zayıf. Matematik dersinden 45-50 almış. Üzülmek yerine hangi yetisi yüksekse ona yatırım yapmayı tercih etmek gerekiyor. Bu bağlamda çocukları yetiştirirken, onlara gelecek hayatlarını şekillendirmeye çalışırken onları eğitmek yerine kendimizi eğitmek, kendimizi geliştirmek çok çok daha mantıklı gelmekte bana. Sizin için de öyle olmalı. Çocuğu yetiştirirken şöyle yap, böyle yap demek yerine onun yetilerine, onun branşına, onun karakterine uygun mesleklere yönelik eğitimler almasını sağlamak gerekiyor. Bugün baktığımızda neredeyse hemen hemen bütün çocuklar okul okurken gelecekteki hayallerini söylemiyorlar. Akademik olarak yapabileceklerini düşünmeye çalışıyorlar ve onun çıkar, hani o işin içerisinde mecburi kaldıkları, işte bunu yaparsam daha fazla para kazanırım, YouTuber olursam daha çok para kazanırım, işte şu mesleği yaparsam daha fazla para kazanırım, tamamen ekonomik sebeplerle tercihlerde bulunmaktalar. Gelecek 15-20 yılda inanın 25-30 yaşlarında
kariyerini tekrar şekillendirmek üzere yaptığı işi bırakan, okuduğu okulun mesleğini yapıp da bir zaman sonra bırakan insanlar olduğunu göreceksiniz. Bugün hala var. Bunları gözlemlemekteyiz. Bölümün en başında şu şapkayla sizin karşınıza çıkmıştım. İçerisinde bir sürü hakaretvari kelimeler vardı. Birçoğumuz bu hakaretvari kelimelerin bir kısmını içimizde, yüreğimizde, yüreğinin derinliklerinde hala saklıyordur eminim. Bugün yaşadığımız travmaların, depresyonların, olumsuz tabloların birçoğunu belki de o yaptığımız yolculukta, gönlümüze, kalbimize yaptığımız yolculukta 20 yıl, 15 yıl, belki de 30 yıl önceki o yaşadığımız hakaretvari cümlelerin yarattığı yaralardan meydana geldiğini düşünüyor olabiliriz. Çocuklar, anne babaların ne söylediğinden ziyade onlara ne hissettirdiklerini asla unutmazlarmış. Onlara karşı konuştuğumuz kelimeleri öyle düşünerek, öyle içten, öyle samimi söyleyin ki asla unutamasınlar. Çünkü söylediğiniz kelimeler kalpten kalbe gidebilmeli. Ağızdan çıkıp kulağa girip aşmamalı. Hani bir Arap atasözü vardır. Derler ya, kalpten çıkan kalbe gider, ağızdan çıkan kulağa geçmez derler. Tıpkı öyle. Çocuklar, yaşadığımız hayatın içerisinde onlara hissettirdiklerinizi asla unutmayacaklardır. Çok yaşamışızdır. Şunu yapsana dediğinde, ama sen yapmıyorsun, yeteri kadar televizyon izledin, hadi bırak bakayım, ama sen izliyorsun. Senin ona ne hissettirdiğini hissederek direkt sana cevap veriyor. Eğer ki sen ona ders çalış demeden önce kitap okuyarak, yavrum dersin bitti mi diye elinde kitabın varken söylediğinde sana daha farklı bir şekilde hissederek konuşacaktır. Bu bağlamda çocuklara karşı güzel hissettirmek gerekiyor. Çünkü onlar baktığımızda bizim şu anda gördüğümüz çocuk ama bundan 10 yıl, 20 yıl sonrasının doktoru, hakimi, avukatı, öğretmeni, birçok meslek erbabı. Hiçbir şey olamazsa senin torununun annesi ya da babası olacaktır. Yarın çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan bugünden onu hazırlayabiliyorsun. Murat Tunalı'yla Mutlu Aile bölümünde bugün çocuklara karşı nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl hitap etmemiz gerektiğini, onlara nasıl hissettirmemiz gerektiği konusunda detaylıca aktarmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce sabahın bu saatinde bunu dinlediyseniz, izlediyseniz umarım yaşamınıza bir nebzecik olsun değer katabilmişimdir. Sağlıkla, sevgiyle, hoşça kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.